Nedense şu an sizinle birazcık sohbet etmek istedim. Hem belki size de motivasyon olur, hem de bana iyi gelir ve siz de belki aynı şeyleri yaşıyorsanız ortak bir paydada buluşabilirmişiz gibi hissettim. Mutfağı toplamaya karar vermek diye bir süreç var. Bazı günler oluyor. Bu her gün olan bir şey değil bende bu arada. Bazı günler gerçekten şu gördüğünüz masada oturup saatlerce bir şey yapmamak için kendimi oyalıyorum. Gerçekten bu böyle oluyor. Sonra diyorum ki kalk ve yap. Özellikle geç saatlerde geliyor bu. Hani geç saatlerde bir şeyler yapmaya alışan bir kesim vardır ya, böyle saat 2:30 sanıyorum şu anda. Diyorum ki bence kalkmalıyım, mutfağı toparlamalıyım, yıkanacakları yıkamalıyım, bulaşık makinesini doldurmalıyım ve çalıştırmalıyım ki yarın sabaha temiz olsunlar. Bunların hepsi aslında böyle görev gibi ama aslında değil de, yani yapmasam hiçbir şey olmaz. Ertesi gün de yapabilirim, ertesi sabah da yapabilirim. Ama gerçekten zamanı yetirebilmek o kadar kıymetli bir şey ki, zamanın boşa gitmemesi. Özellikle elimizde telefon varken zaman su gibi akıp gidiyor ama aslında o telefonla geçirdiğimiz vaktin 20 dakikasında bile birçok işimizi halledebiliyoruz. Ya da kendimize daha farklı zamanlar ayırabiliyoruz. Ya da düşünmek için, böyle yeni şeyler üretebilmek için birazcık kendimizle baş başa kalmamız gerekiyor. Ne bir sosyal medya, ne bir telefon, ne bir ekran, hiçbir şey olmaması gerekiyor ve gerçekten bir kağıt, bir kalem yeterli oluyor. Siz de benim gibi gece iş yapanlardan mısınız bilmiyorum ama ben özellikle geç saatlerde bir şeyler yapmaya bayılırım. Böyle mutfağın tadını çıkarmayı da çok seviyorum. Mesela bütün işim bittikten sonra eğer gün içinde yapıyorsam bunu kahve koyarım, mutfağı izlerim. Böyle bana terapi gibi gelir. Mesela yemek yapmak da benim için ayrı bir terapi. Ya da bir şeyi olmadığı yerden olması gereken yere koymak bile benim için aslında inanılmaz bir şekilde rahatlatıcı bir olay. Yapılması gereken her şeyi akşamdan yapmaya bayılıyorum. Çünkü o aslında benim için yarın yapacaklarımdan kendime bir zaman ayırmak gibi oluyor. Ama aslında şunu da biliyorum ki benim bu akşam yaptıklarımı ben sabah tekrar yapmak zorundayım gibi. Yani bu aslında hayatın bir rutini. Mutfaktaki her işim bittikten sonra su da olsa gerçekten onu içerim ve ondan sonra şöyle bir etrafıma bakarım, ışıkları kapatır. Normalde uykuya geçerim. Yani bu tarz günlerde direkt uyurum ama kendime bir söz verdim yeni yılda ve en ufak bir şey bile olsa yüzümde, bu güneş kremi dahi olsa, kesinlikle cildimi temizlemeden uyumayacağım. Ve bunun gerçekten çok iyi bir şekilde etkisini gördüm. Ve bana bu çok soruldu. Cildine ne yapıyorsun diye. Cildime zaman ayırıyorum. Cildime değer veriyorum. İhtiyacı olan şeyleri mutlaka kullanmaya çalışıyorum. Kullanamıyorsam bile en azından temiz bir ciltle uyuyorum. Yani yastığa kafamı çok rahat koyuyorum. Gerçekten inanır mısınız bilmiyorum ama bu beni inanılmaz rahatlatan bir şey. Yani bütün serumlarımı bile sürüyorum. Zaten başladıktan sonra devamı o kadar güzel geliyor ki. Yani çok doğru demişler. Gerçekten başlamak bitirmenin yarısı. Buna çok çok katılıyorum. Ve bu benim hayat mottom oldu. Gerçekten şu an her şeye yeniden başlayıp devam ettirebilmek inanılmaz güzel bir şey. Ve dişlerimi fırçalamadan asla uyumuyorum. Bu da kendime verdiğim sözlerden biri zaten. Pijamalarımı giyiyorum. Bazı böyle günlerde ev kıyafetimle direkt yatağa kıvrıldığım oluyor. Ama hayır, bunu asla yapmayacağım. Bu da yine kendime verdiğim sözlerden biri. Uyurken bile kendime değer vermek zorundayım. O kıyafetlerimi değiştirip pijamalarımı giyip o şekilde uyumak zorundayım ve artık bunu da yapıyorum. Ve yine en çok önem verdiğim bir konu, erken saat alarm kuruyorum. Bunun için bence benim için erken bir saat. İyi geceler. Umarım iyi gelmiştir.
falan. Yazık, günah ya. İnsan bir kutuya falan koyar yani. Bu, alır mısınız bunu mesela? Şu hale bakın. Berbat. Ama neyse. Artmış fiyatı mecbur kalacak. Bir şey olmaz. Buraya bir geri sayım butonu bırakıyorum. Buraya direkt yayına gidebileceğiniz linki bırakıyorum. Saat 22.00'da size Trendy Olay'da bekliyor olacağım. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Hepinize yepyeni bir günden ve yepyeni bir videodan merhabalar. Bir an sanki videonun karşısına hiç geçmeyecekmişim gibi hissetmiş olabilirsiniz. Ama biraz çekim tarzım, video tarzımı değiştirmeye karar verdim. Bunu tabii ki size sormadan yapmayacağım. Bu tarz video hoşunuza gitti mi yoksa eski tipten devam mı edelim? O tamamen size kalmış. Ben YouTube'a içerik üretmeye başladığımdan beri, saçım başım da bu arada hep karışmış. Ben YouTube'a içerik üretmeye başladığımdan beri her günümü, her anımı çekmiyorum zaten. Benim bir konseptim, bir tarzım var. Ben genelde evde olduğum, yani mesela dışarıda çıkıyoruz, yemek yemeye de çıkıyoruz, işte alışveriş yapmaya da gidiyoruz, arkadaşlarımızla da buluşuyoruz ama bu tarz şeylere ben zaten kanalımda çok çok az yer veriyordum ve sizin sevdiğiniz, yani mesela aldığım yorumlara göre de hep şey diyordum, yani genelde ben evde çekim yaptığım zamanlar, evde olduğum zamanlar siz izlemeyi daha çok seviyorsunuz ve bu da benim için aslında daha az yorucu oluyor. Yani her yere kamerayla çıkmak, her anı kamera ile geçirmek gerçekten, pardon bir telefonumu sessize alayım, bunu anlatmak istiyorum. Gerçekten yorucu, kafa olarak yorucu. Çünkü bir yere çıkacaksınız mesela, bu tabii ki market alışverişi harici ya da eve alışveriş yapıyorum ben. Mesela böyle dekorasyon ürünleri, mutfak ürünleri vesaire alıyorum. Onlar da hep sizi götürüyorum. Çünkü o günleri ben programlıyorum, planlıyorum, videonun içine dahil ediyorum ama ya çıkıyoruz bir akşam arkadaşlarımızla oturmaya mesela, ya da ne bileyim beraber dışarıda yemek yiyoruz o gün ve ben o tip şeyleri zaten uzun süredir paylaşmıyorum. Şu tarz yorumlar da alıyorum bu arada. Hiç mi dışarı çıkmıyorsun sen? Hep mi evdesin? Yani ben size mesela bugünümü çekiyorum. Bugünü çekiyorum ve bunu yarın hemen yayına almayı planlıyorum. Ara vermiş olmamın sebebi, YouTube'da çok fazla içerik üreticisi var şu anda. Yani bunu kesinlikle şey yapmıyorum, hani yanlış anlaşılmasını da istemiyorum. Ben kendi fikrimi söylüyorum. Benim Instagram'da da bir dilim var. Yıllardır aynı dilim var. YouTube'da da bir dilim var ve yıllardır bunu aynı şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. Değişiklik tabii ki olur. Ben de büyüyorum. İçeriklerimin tarzı aslında aynı. Yani içerik tarzında herhangi bir değişiklik şu ana kadar hiç yapmadım. Bundan sonra yapmayı düşünmüyordum aslında. Ama fark ediyorum ki artık hep aynı şeyler. Yani artık herkes üretiyor. Ben de dedim ki ben burada farklı ne üretebilirim? Nasıl bunu biraz farklılaştırabilirim? Çünkü bu benim aslında mesleğim. Yani bu benim işim. Ben okurken de mimarlık okudum bu arada ben. Belki bilmeyenleriniz vardı. Biz okurken de, proje yaparken de en farklısı oluyorsunuz. Yani birine benzer bir şey yapmanız okulda hocalar tarafından hiç güzel karşılanan bir şey değil. Yani kopya
gibi diyeyim. Kopya hiç iyi karşılanan bir şey değil. Burada ben şunu demeye çalışmıyorum. Biri beni kopyalıyor veya ben birini kopyalıyorum gibi bir şey demeye çalışmıyorum size. Anlatmak için söylüyorum. Ben hayatım boyunca hem okurken hem de bu işe başladığımdan beri kendi tarzım, kendi özelim, bazı yorumlar alıyorum. İşte benim sosyal medyada edindiğim birçok arkadaşım var. Gerçekten hepsiyle belirli bir düzeyde samimiyetim var. Bu tarz yorumlar görmeyi mesela hiç sevmiyorum. İşte benzetme olsun, kötü yorum olsun vesaire. Burada herkes kendince bir içerik üretiyor. Bazı insanlar daha önce başlamışlar ve günlük hayatını yaşıyorlar. Birçoğumuzun günlük hayatı birbirine benzer olmak zorunda. Çünkü bu sizinle de benzer. Yani siz de sabah kalkıyorsunuz, kahvaltı hazırlıyorsunuz. İşte bir kahve içiyorsunuz, bir çay demliyorsunuz. Ne bileyim, gün içinde evinizi süpürüyorsunuz, çamaşır asıyorsunuz. Bunu herkes yapıyor. Sonra bunu mesela işte farklı şekilde dile getirenler var. Bakın, ben şunu söylemek istiyorum size. Benim herhangi bir takipçimle de hayatım aynı. Ama ben onu kopyalamıyorum ki. Ya da herhangi birisi. Ben işte mutfağımı bir bezle siliyorum. 2 ay sonra bir kişi mutfağını o bezle silebilir. Ya da birisi bir cilt bakım ürünü almıştır, denemiştir, memnun kalmıştır, anlatmıştır. 1 ay sonra ben bir cilt bakım ürünü almışımdır. Bu aynı markadır. Ben bunu deneyebilirim. Yani sosyal medya öyle bir yer ki birçoğumuza aynı ürünler gidiyor. Birçoğumuza aynı teklifler geliyor. Yani burası şöyle bir dünya aslında. Bunu da size anlatmak istiyorum. İnfluencerlık dediğimiz şey ortak bir paydada buluşan bir meslek. Yani hepimiz belirli markalarla çalışıyoruz. Ben reklam şeyi geçmesini istemediğim için herhangi bir şekilde isim vermeyeceğim. Online platformlarda bir panel var. Yani bu panel sadece influencerlara özel bir panel. O panelden reklam yapmak istediğiniz markalarla anlaşabiliyorsunuz. Yani burada herkes o markayla anlaşabilir. Mesela hani çok basit bir örnek bu. Yani kimse kimseye, yani bu kadar çok, o kadar çok mesaj alıyorum ki işte, ya neyse, detay vermek istemiyorum ama bunu yazanlar ya da bilenler biliyorlar zaten. Ben burada sadece bunu açıklamak istedim. Akşam başlattığım videonun tarzını biraz değiştirdim. Ben artık bu tarzda video çekmek istiyorum. Biraz size motivasyon olması amacıyla. Yani siz videoyu izlerken ben arkada size bir şeyler anlatabilmek. Bugün neler hissettim? Bugün neler yaşadım? Bugün burayı toplamak istedim mi? Bugün bunu yapmak istedim mi? Çünkü dışarıdan o kadar şey görünüyor ki, işte Simge, ya buna nasıl yetişiyorsun? İşte ben hiçbir şeye yetişemiyorum, şunu yapamıyorum. Ya ben de yetişemiyorum. Siz benim sadece yetişebildiğim, moralimin iyi olduğu zamanlarda, kamerayı açtığım zamanlardasınız. Ben de bazen sinir krizi geçiriyorum. Ben de bazen hiçbir şeye yetemiyorum. O gün hiçbir şey yapmadığım oluyor. Bence birazcık tarzında değişikliğe git. Yine haftada 2 veya 3 videoya devam etmeyi düşünüyorum. 3 video beni şöyle çok zorluyor. Bunu da size açıklayacağım şimdi. Hobi olarak yaptığım şeyleri paylaştığım bir yerde ve haftada 1-2 video falan, hani günüm bile yoktu. Çekiyordum, editliyordum, atıyordum. Editlerime falan bakıyorum. O kadar kötü ki izlemeye tahammül edemiyorum. 5 dakikadan fazla açamıyorum eski videolarımı. Şimdi edit konusunda kendimi geliştirdiğimi hissedebiliyorum ki zaten ben üniversitede okurken bunun eğitimini aldım. Yani birçoğunuz bana işte bu editleri nasıl yapıyorsun, bunları nasıl yapıyorsun, birine mi yaptırıyorsun diyenler var ama ben bunun eğitimini aldığım için zaten iyi bir iş çıkarıyorum demek istemiyorum ama yazılan mesajlar, bana atılan DM'ler, bana atılan yorumlarda bunu hissediyorum ve çok da teşekkür ediyorum bunu fark ettiğiniz için. Şu an daha motivasyonlu çekmemin sebebi gerçekten burada farklı bir dil yakalamak. İstiyorum sizinle. Yani hem hayatıma daha çok dahil edeceğim sizi bu şekilde. O an, o gün yaşadıklarımı, hislerimi, o gün yaşadığım olumsuz şeyleri anlatacağım size, böyle konuşacağım. Ama arkada başka bir şey yapacağım. Ve sonra tekrar videoyu aynı bu şekilde açacağım ve günlük işlerimi yapacağım. Sonra sizinle tekrar yemek yapacağım. Mesela bugün siparişimi verdim. Bu arada çok online sipariş veriyorum. Ve artık kesinlikle markete gitmemiz gerektiğini de biliyorum. Ne zamandır hep bunu erteliyorum. Çok uzun zamandır hiç market alışverişi yapmadım. Simge, böyle devam et. Bu bizim daha çok hoşumuza gitti diyorsanız lütfen bana yorum olarak bunu belirtin. Her zaman da desteğinizi hissediyorum. Çünkü oraya bir yorum atmak, bir beğeni atmak, abone olmak, bunlar çok kıymetli şeyler. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu şu an durdurup beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Çünkü fikrinizi merak ediyorum. Bugün yaptıklarımı izleyeceksiniz ve bir an önce bunu sizinle paylaşacağım ki bu tarzı severseniz eğer, bundan sonraki videoları bu şekilde çekeceğim. Çamaşır yıkayarak devam edeceğiz günümüze. Çünkü bir de mutfağı da tekrar dağıttım. O kadar nankör ki. Bu arada Cookie'ye çok güzel bir hediye geldi. Gel bakayım kızım. Gel. Gel aşkım. Aynı bak bu renk.
Aynı bu renk bir şey geldi. Gel aşkım bakalım. Gel bakalım, gel gel gel. Kız gel gel gel. Baksana saçının tatlılığına ya. Allah'ım ya Rabbim. Bak. Hop. Oh. Nasılsın? Ha? Nasılsın? Hadi uyu burada sen. Rahatını bozdum biraz ama. Tipe bak ya. Çok güzel oldun aşkım ya. Çok tatlı oldun bebeğim. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Pures'ten çok güzel ürünler geldi. Ve bende olan ürünler geldiği için bunların bir kısmını sizinle bir kısmını Instagram'da paylaşacağım. Bu videonun yorumlarından seçeceğim ve direkt ulaşacağım. Onu da söyleyeyim hangi ürünler olduğunu. Şimdi toz peeling, kırmızı peeling YouTube takipçilerime gidecek. Bunu böyle ayırıyorum. Serum olanın Instagram'a verelim bence. Onun dışında yaşlanma karşıtı bu peptit kompleks de yine sizden birine gidecek. Hatta şey yapalım. Bir de güneş kremi yollayalım şöyle. 4 olsun. Bir an önce gönderelim. Çünkü hem birikmesin hem de siz de markayla tanışın istiyorum. Canlı yayını kaçıranlar için iyi bir fırsat olacak. Canlı yayına katılırsanız zaten bayağı uygun bir fiyata alıyorsunuz. Bu 4 ürün bu videonun hediyesi olsun bence. Hem şu aramızdaki açıklığı da bir kapatmış oluruz. Hep dağılmış ama buralar. Ne yapacağız? Kalk kızım, hadi burayı toparlayacağım ben. Hadi kızım. Hadi. Toplayayım, öyle yat. Bugün yatağın... Ay. Ay niye bu kadar çabuk yoruluyorum ben ya? Herkesin yapmama noktası vardır herhalde. Çalıştırmam lazım. Bir dakika kapı. Bir saniye. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Menüsü soslu biftek. Biftek aldım. Ve kuvertür söyledim. Yarın şu brownie'yi artık göstereceğim. Hem burada hem bir tane daha söyledim. Varken söyledim. Şöyle turp söyledim. Pancar söyledim. Pancarın püresini yapacağız. Ve sebze ve avokado sadece tabii ki. Böyle. Soda bizim evde en çok tüketilen şey. Bir faturayı kontrol edeyim. Bifteyi nasıl yaptığımı göstereceğim size. Çünkü en son belki 3 veya 4 yıl önce yaptığım bir tarifi yapacağım. Bir yerlerine koyalım. Bu arada ben fileden aldığım bu avokadoları çok beğeniyorum. Çok güzel çıkıyor. Ama doğru olgunlaştırmayı bilmiyorsanız limonun yanına koyun bunu 3 gün. Dur kızım. Limonun yanına 3 gün koyun.
Böyle yumuşacık oluyor. Şu an sertler mesela. Yenecek gibi değiller. 3 gün sonra tekrar dolaba alın. Çok lezzetli oluyor. Dolabı düzenlenen artık az bir vakit kaldı belli ki. Şu benim çok moralim oluyor. Acaba nasıl geldi bu? Tam bir hayal kırıklığı ama ya. Neyse. Bir de bunların ikisini kahve makinesi için aldım. Şöyle. Bununla temizlik yapacağım. Zaten kendi kendini temizleyebilen bir makine. Bununla da filtreyi değiştireceğim. Kireç çözücü almadım. Çünkü zaten çeşme suyu kullanmıyorum. Günlük yani normal içme suyu kullanıyorum. O yüzden. Mutfağa girdim. Yemeği hazırlayacağım. Üzerimi değiştirdim. Çok tüy vardı üzerimde çünkü. Yani pijamamdı ve hani Cookie bize attığı için ister istemez her yerimiz tüy oluyor. Ben gün içinde onu kendi üzerimi süpürsem de ki süpürüp geldim. Saçımı topladım. Çok da kötü toplamışım. Yani kameradan gördüğüm kadarıyla bayağı kötü ama neyse ya, saçıma bakmayacaksınız zaten. Yaptım, yemeğe bakacaksınız. Neyse işte mutfağa da mesela lavabonun içindekileri toparlamadım. Biraz karanlık kalıyor. Yemek pişerken toplamak daha mantıklı. Vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü yemeğin bir pişme süresi olacak. İşte Esat spordan geliyor. O yüzden menüde et ve pancar püresi. Pancar püresi normalde patates herkes ekliyor ama ben eklemeden yapacağım. Önce etle başlayalım. Hem size onu çekmek istiyordum zaten ne zamandır. Hem bir fikir olur diye. Şimdi ben direkt bu küçük olan düdüklüyü kullanacağım. Hem bunu da kızartacağım hem de bunu da pişireceğim. Önce kızartma işlemini yapalım. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Tavaya zeytinyağını alıyorum. Bu kalanı başka bir zaman için ayırıyorum. Onlar öyle pişerken bir sos hazırlayacağız. Ben salça kullanmıyorum. Sadece domates sosu kullanacağım. O yüzden biraz fazla koyuyorum. İçerisine baharat atacağım. Şimdi su koyacağız. Açık oluyor. Şöyle tuzunu da attım. Arpacık soğan olması gerekiyor. Bir de soyuyorsunuz arpacık soğanı. Bunları bir güzel yıkıyorum. Doğru koyayım. Şöyle fileden almıştım ben bunu. Filenin kendi markasını da var sanıyorum artık. Şöyle üzerine. Şimdi domates sosunu ekliyorum. Böyle kısık ateşte pişmeye devam edecek. Bu kadar. Kaynatacağım.
Çünkü pancara açlayacağım burada. Kızardı. Kızartacaktır zaten. Yapmadığım yemeklerde yemeğe erken başlarım. Pişip pişmediğini anlayabilmek için. Of. Yemek. Resmen yemek olmuş bunlar. Et var ya lokum gibi. Biraz daha bence ama var ya lokum gibi bence pişmesem. Bir tık daha pişsin ya. Çok az daha pişsin. Zaten suyunu daha çekmediği için biraz daha ocağa alıyorum. Al. Bence bu artık pişti. Altı kapatıyorum. Birazcık da kendi normal kapağını kapatırım. O şekilde. Beklerken öyle çok sıcak kalıyor. Bunu da hallettikten sonra sadece biraz basmat yapmayı düşünüyorum. Çünkü ne zamandır canım böyle pilav gibi bir şey de istiyor. Ay bu basmat yapacağım. Spesifik bir tarif vermiyorum. Tarifi direkt söylüyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı koyuyorsunuz. Zeytinyağı ne kadar bol olursa basmatiniz o kadar lezzetli olur. Sıvı yağ artık yani normal pirinç yapsam da hiç kullanmıyorum. Eve sıvı yağ almıyorum. Sıvı yağ gerektiren tariflere de zeytinyağı koyuyorum. Damaklık zevkimiz artık buna alışmış. Yani çok sağlıksız bir yağ olduğu için. Sana ne oluyor ya? Size şöyle görün istiyorum bu şekilde. Böyle beklesin bu. Zerdeçal koyacağım içine. Bu kadar. Tarif zeytinyağı, basmati, su, zerdeçal. Tereyağı da koymuyorum artık. Ben bunu göz kararı ekliyorum ama siz bir tatlı kaşığı koyun. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Bu bardakla ölçtüğüm için bu bardağa göre yapıyorum. Şu bir. İki. Bu yeterli olacak. Gibi et. Evet gelmiş kadın. Sağ olsun. Evet.
Yayına böyle yarım saat kala size bir açayım dedim. Bir yandan da işlerimi hallediyorum son dakika. Çok fazla akne lekesi olan, güneş lekesi olan, koyu lekeli, yani koyu lekeleri olan ciltler gerçekten çok sever. Çünkü böyle cildi minik minik soyuyor. Yayını bitirdik ve ben şimdi mutfağa geldim. Mutfağı dağınık bırakmıştım. Yani yemek yaptıktan sonra hiç toparlamamıştım. Sandık kokusunu izliyorum bir yandan. Sonra ben yine çamaşır yıkamıştım. Onları bir kurutmaya atacağım. Hiç ütü falan yapasım yok. Bugün daha erken yatmayı planlıyorum. Ya makyajım falan çıkarıp yatacağım. Başka bir işim kalmadı. Yayındaki ürünlerin olduğu kısmı bir toparlamam lazım. Onları geri yerlerine yerleştireceğim. Böyle bakalım bu akşamımız da bu şekilde geçecek. Yemeği erken yedik. Aslında erken yemedik ya. 7 gibi falan yedik yemeği değil mi? 7 gibi yedik. Nasıl? Yemeği erken yemedik. Ama ben çok acıktım. 7.30 gibi yedik galiba. Ben çok acıktım. Saat 11. Hastanedelermiş. Ne hastanesi?